Nice badireler atlatan İbrahim Tatlıses'in en zor günüydü. Ünlü türkücünün gözyaşları bir an olsun dinmedi. Çünkü Musalla taşındaki cenaze baş tacım dediği annesine aitti. El Fatiha. Bütün analar için, güzel analar için. Leyla Tatlı bir süredir tedavi altındaydı. Ancak ileri yaşa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hani bak size söyleyeyim, benim kafamı bozma ha. Çocuğumda da memnunum, oğlumda da. İbrahim Tatlıses bitkindi. Öyle ki aracından inemedi bile. Hatta taziyeleri aracında kabul etti. Sonra bir gayret ayağa kalktı. Koltuk değnekleri ve koluna girenlerin yardımıyla tabuta kadar yürüdü. Annesi için dua ettiği sırada gözyaşları bir kez daha döküldü. O sırada avluda izdiham yaşandı. İbrahim Tatlıses daha fazla dayanamayarak yine aracına döndü. Dostları bu zor gününde İbrahim Tatlıses'i yalnız bırakmadı. Anne tabii, anne başka bir şey. Çünkü annesiz dağılıyor her şey. Anne ölümü ne söylenir ki? Herkesin en acılı günüdür anne ölümü. Zincirlikuyu Camii'nin avlusunu dolduranlar arasında sanat dünyasından pek çok tanınmış isim vardı. Allah mekanını cennet etsin. Allah İbrahim Bey'e sabır versin. En değerli varlıklardan biridir. Kaybedince tabii ki bunun acısı büyüktür yani. Ne diyeyim, başım sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cenaze namazını kıldıran imam herkese anne sevgisini bir kez daha hatırlattı. Anne babası yaşarken cenneti kazananlara müjdeler olsun diyor. Sonra cenaze namazına geçildi. Hayli bitkin olan İbrahim Tatlıses namaza ancak aracının içinde oturarak eşlik edebildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Leyla Tatlı cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.